Patlamış mısır sever misin? Meğer bu mısır taneleri saç düzleştiricisiyle patlayabiliyormuş. Kevin? Kevin? Bu sıcak bile değil. Her neyse. Önce fişe takman gerekiyor. Şimdi ısınması lazım. Mısır tanesinin üzerine bastır ve patlamasını bekle. Mikrodalgada ısıtmak istemediğinden emin misin? Niye hala olmadı? Hadi ama patla artık. Vay canına, gördün mü? Gerçekten de işe yarıyor. Dikkat et, bir yerin yanmasın. Gerçek bir patlamış mısır. Bir tanesi bitti. 1 milyon tane daha kaldı. Daha işe yarar bir şey kullanmaya ne dersin? Bu ütü gibi mesela. Bu alet bayağı ısı veriyor. Ütüyü sabit bir yere yerleştir ve üzerine alüminyum folyo koy. Daha sonra üzerine mısır tanelerini yerleştir. Mısır taneleri düşmesin diye folyonun kenarını kıvır. Neredeyse unutuyordum. Bu çok eğlenceli olacak. Patlamaya başladılar. Hey! Bize kızdılar sanırım. Eğil ve siper al. Beklediğimden daha iyi oldu. Umarım acıkmışsındır. Guruldama sesini duyuyor musun? Burada iyi haberler tez yayılıyor sanırım. Abur cuburcular geldi. Patlamış mısıra bayılıyorlar. Hey! Bize sadece kırıntıları kaldı. Telefonla her an ulaşılabilir olmak risklidir. Özellikle de elinde lezzetli bir atıştırmalığın varsa. Eva mı arıyor? Alo? Tamam, ne oldu anlat. Bu verdiğin tavsiye harika. Ama bak sana nelere mal oldu. Aa! Ne zamandır telefondayım. Ferahlatıcı atıştırmalık buraya kadarmış. Tek kişilik partim berbat oldu. Ama belki de... Sanırım müthiş bir fikir buldum. Pipet olmadan kapak başka bir şeye dönüşebilir. Mesela dondurma külahı tutucuya. Artık ellerime erimiş dondurma bulaşmayacak. Ama yesen iyi olur artık. İşte böyle. Karnını hep beklenmeyen bir anda guruldamaya başlar. Derin bir sohbetin ortasında mesela. Ve aynen bu şekilde. Tek düşündüğün şey yemek olur. Lili? Orada kimse var mı? Hemen bir şeyler yemeliyim. Ah, böyle daha iyi. Peki nasıl hem yürüyüp hem de patatesi sosa batıracağım? Hadi. Bu imkansız. Biraz yardım eder misin? Al bakalım. Sosu sen sürer misin? Bir şey değil. Şu yaptığıma bak. Bu yürür sadece Lili'ye yaradı. Buyurun, bir sıkım sos daha. Prenses Hazretleri. Teşekkürler. Ay, aklıma müthiş bir fikir geldi. Şunu bir tutsana. Şimdi şuraya biraz dök. Artık sosu tek elle sürebilirim. İşte şimdi oldu. Sen de ister misin? Ya, fast food ve arkadaşlık gibisi yok. Çikolatalı süt mü içiyoruz bakalım? Çok lezzetli.
Ama şapırdatman gerekli mi illa? Ay pardon. Tamam, çok az kaldı. Sen bunu yaparken nasıl çalışmamı bekliyorsun? Emily sütü son damlasına kadar içmeye kararlı. Hiç tam bir kutunun hepsini içtiğiniz oldu mu? Oh. Tamam artık yetti. Evden çalışacağım. Hey, bir ısırık alabilir miyim? Birinin pastasından bir ısırık almak istiyorsanız ne kadar büyük bir ısırık olduğunu söyleseniz iyi olur. Hemen bir ısırık alıvereyim. Kalınını görmek için resmen gözlük takmak gerekiyor. Hmm, süper. Yemek yemeyi ve sosyal medyayı seviyorsanız bu videomuza bayılacaksınız. Instagram'da yemek fotoğraflarına bakarak saatler mi harcıyorsunuz? Of ya, şu erimiş peynir şahane duruyor. Ay, ağzımın suyu aktı resmen. Of, şu erimiş çikolataya bak, inanılmaz. Film izlerken uyuyakalmışım. Bir saniye. Duydun mu? Ay, sanırım evde biri var. Cesur ol Sofya. Git bak bakalım ne oluyor. Buraya girince ne yapacağım ki? Bu yastık beni koruyamaz. Oh, bununla kendimi koruyabilirim işte. Tamam, içeri giriyorum. Oh, burada ne? Çikolata? Dondurma? Ne oluyor burada? Kim var orada? Hey, ne yapıyorsun bakayım burada? Ne? Efendim? Of, beni buldun ya. Ne yapayım? Canım azıcık tatlı bir şeyler çekmişti. Geometri de beni acayip acıktırıyor. Selam atıştırmalıklar. Ha? Paylaşalım mı kardeşim? Oo, ben de bir tane isterim. Cidden mi? Şu bonibonların da sorunu bu. İlla paylaşacaksın. Bir tane bile alamadım. Neyse ki yedeğim var. Yine mi? Alın arkadaşlar. Elleriniz temizdir umarım. Ne açgözlü arkadaşlarım var. En azından bunu paylaşamam. Hey! Herkes nereye gidiyor? Kolam nereye gitti? Bu çok saçma. Ama herkes gittiğine göre yiyebilirim. Aa, evet. Ay! Muzumu da istediğinizi söylemeyin. Siz hiç yanınıza atıştırmalık almaz mısınız ya? Bu lastik niçin? Bakın da öğrenin. Bunu gördünüz mü? Üçte birine kadar üstüne geçirin. Sonra da lastiği çekip hızla bırakın. Sonra biraz aşağıda da aynısını yapın. Lastiği çıkarın ve muzu soyunca izler nereden koparacağınızı gösterir. Birer parçadan fazla almayın. Yarın atıştırmalıkları kim getiriyor? Of ya! Şu robot birdenbire ortaya çıktı. Şimdi 10 puan kaybettim. Şekerlemelerimden ister misin Ryan? Hmm, çok tatlı. Vay canına! Bu şekerleme değil, değil mi? Birkaç şeyi bir arada yapmak için çok uğraşıyorum burada. Ay, bu şart mıydı? Pardon. Neyse. En azından yere düşmemişler. Hey! Bu sorunu nasıl çözeceğimi biliyorum. Ortalık biraz yapışkan olacak ama... Hmm. Ama işe yarar. Bana kolunu ver. Onu çift taraflı bantla kaplayacağım. Güzel. Şimdi gelelim işin eğlenceli kısmına. Artık uzanman gerekmeyecek. Çünkü hepsi kolunda olacak. İşte oldu. Vay canına. Sağ ol. Sanki biyonik bir jöle ayıcık kolu gibi. Acaba hepsini yemek ne kadar sürecek? Hmm, bu müthiş.